değerli mensupları sevgili dostlar başı rahmet ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şerifin böyle bir mağfiret akşamında bu anlamlı iftar sofrasında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mübarek Mübarek Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve İslam dünyasına hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Bu iftar programı özellikle bizleri bir araya getirmekle kalmadı. Çünkü çok farklı bir dönemi yaşıyoruz. Bu farklı dönemde dostlar olarak bir araya gelerek en azından bir hemhal olma fırsatını yakaladık. Bundan dolayı Yeşilay yönetimine teşekkür ediyorum. Yeşilay'ın bir çöküntü dönemi oldu. Öğrencilik yıllarımızda özellikle İmam Hatip okulunda okuduğum yıllarda Yeşilay'la münazaralarda hep iç içeydik ve Cağaloğlu'ndaki merkez binası hemen onun yakınında Milli Türk Talebe Birliği bu iki merkez bizim için hareket noktasıydı. Yeşile'ye gider, münazara ile ilgili rakiplerimizi öğrenir, konularımızı alır. Ondan sonra da Milli Türk Talebe Birliği'nin salonunda yarışma için o tarihi bekler ve ondan sonra da yarışmaya hazırlanırdık. Böyle bir benim görül dünyamda farklı yeri var. Tabii bu vesileyle özellikle Enver Baytan hocamızı anmak istiyorum. Çünkü onun da Yeşilay'ın tarihinde çok önemli bir yeri var. Onun önemli bir köşe taşı. Ve o yıllarda tabii Yeşilay'ın gençlik kolları bizlerle muhatap oluyordu. Ve oradan bu yana takip ettiğimiz Yeşilay'da bir dönem başladı ki Yeşilay adeta yokla mahkum oldu. Hamdolsun Rabbim bizlere bu ülkede başbakanlık fırsatını lütfettikten sonra burada bu adımlar atıldı ve Değerli hocamız Profesör Doktor İhsan Kahraman kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu işe gerçekten iyi sarıldı, iyi sahiplendi, iyi bir ekip oluşturdu. Bu ekiple birlikte de Yeşilay bir tırmanışın içine girdi. Sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bazda bir gelişme kaydetmeye başladı. Ve şimdi Tabii yeni görevler oluşma sebebiyle de yeni dönemde de yine Profesör Doktor Mücahit Öztürk Bey ile bir bayrak değişimiyle inanıyorum ki Yeşilay aynı kararlılıkla bu tırmanışını devam ettirecektir. Zira Kızılay'ı, Yeşilay'ı attıkları atacakları adımlarla uluslararası arenada çok farklı bir konumda görmek istiyoruz. Ve bunun adımları atılıyor. Bu noktada ben tüm emeği geçen arkadaşlarımızı ve bu vesileyle hayırseverlerimizi gerçekten tebrik ediyorum. Hepsine şükranlarımızı özellikle bildirmek istiyorum. Ramazan ayının bu manevi temizlenme yanında vücudumuzun fiziki arınmasını sağlayan bir yanı olduğuna da inanıyorum. Diğer zamanlarda gün boyu sigara kullanan pek çok insanın Ramazanda bu alışkanlığını gündüzleri mecburen terk ettiğini, akşamları da azalttığını görüyoruz, biliyoruz. Hatta diğer aylarda zaman zaman alkol alan, kumar oynayan pek çok kişinin de Ramazan'da bu illetten tamamen uzak durduğu ifade ediliyor. İstatistikler bunu gösteriyor. Yılın tamamını Ramazan gibi değerlendirebildiğimiz zaman Yeşilay çatısı altında verdiğimiz mücadelenin başarı oranının kat be kat yükseleceği açıktır. 2008 yılında çıkan kanundan bu yana bu konuda kat ettiğimiz mesafeye baktığımızda böyle bir iklimi oluşturmamız halinde elde edeceğimiz sonuçtan heyecan duymamak mümkün değil. Küreselleşmenin avantajları yanında gençlerin zararlı maddelere bağımlılığını teşvik eden sorunlu yönleri de bulunuyor. Bu durum bizim zararlı alışkanlıklarla yürüttüğümüz mücadeleyi daha güçlü, daha yaygın ve daha etkin şekilde sürdürmemizi gerekli kılıyor. Ramazan ayı bize bu mücadelenin manevi boyutunun en az yasaklar ve cezalar kadar önemli olduğunu gösteriyor. Zararlı alışkanlıklara karşı toplumsal bilinç oluşturma anlayışının en somut karşılığı değerler dünyamızda bu konuda zaten var olan dinamikleri harekete geçirmektir. Değerli kardeşlerim, bir Müslümanın ne uyuşturucuyla, ne içkiyle, ne kumarla zaten asla hiçbir işi yoktur, olamaz. Ben mekruh kabul edilen sigarayı da bu kapsamda değerlendiriyorum. Bunu niye söylüyorum? Sigara vücuda zarar verdiği bilimsel olarak teyit edilmiş midir? Edilmiştir. Bilim bunu bu şekilde teyit etmiş midir? Etmiştir. Ha bazı bilim adamı sözde olanlar bakıyorsun hoca, koskoca profesör ama sigarayı da, alkolü de hepsini de götürüyor. Ve kendisiyle bunu konuştuğunuz zaman da savunuyor. Ama öbür tarafta bakıyorsunuz yok kalpten, yok böbrekten, şuradan buradan bir sıkıntıyla karşısına gelindiği zamanda da işte sigarayı bırakman lazım. Veya işte alkolü bırakman lazım. E tamam da bunu diğer zamanlarda savunma. Bunu açık ve net ortaya koy. Koyun ki insanlığı bizler katletmeyelim. İnsanlığın zararına çalışmayalım. Ben medyayla bu konuda çok savaş verdim. Anayasamızın 58. maddesinde gençliğin korunmasına yönelik anayasa maddesi olduğu halde, o zaman belediye başkanıyım, ben bu konuda bazı televizyon programlarında açık net tavrımı koyduğum için eleştirenler oldu. Ama ben mücadeleden yılmadım. Gene de Bunu alıp İslami noktada değerlendirenler oldu. E şimdi İslam doğruyu emrediyor ya. Kötüyü emretmiyor ki. Yani bunu İslam emrediyor diye buna karşı çıkmanın anlamı nedir? İlla bunun sana bilimsel izahını da ayrıca mı getireceğiz? E o da getirilmiş. Bütün bunlara rağmen bu mücadeleler sürdü. Ve şu anda zaman zaman söyleriz. Tinerciler, tinerciler. Zaman zaman söyleriz. Alkol partilerinde ölenler, öldürülenler. Bunlar hep konuşuyoruz. E, doktorlarımızın açıklamalarını dinliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen inadına bir mücadele var. Yeşilay, işte bunların karşısında bu mücadelesini her safada inanıyorum ki sürdürecektir ve Ramazan sonrasında da hem manevi bakımdan hem de kötü alışkanlıklardan uzak durma bakımından bu mübarek ayda elde edilen kazanımların korunmasını temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim. Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisimiz başkanlık seçimini tamamladı. Şimdi sıra başkanlık divanının oluşturulmasında. Anayasamıza göre başkanlık divanının oluşumunun ardından hükümet kurma görevi noktasında 45 günlük süreci başlatmak üzere parlamentodan bir milletvekiline ki teamül bugüne kadar en fazla oyu alan partinin genel başkanlarına bu görev verilmiştir. Bu süreci başlatacağım. Mecliste çoğunluğa sahip bir hükümetin en kısa sürede kurulması temennimdir. Tüm siyasi partilerimizi bu konuda sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum. Türkiye'nin önünde çok ciddi sorunlar, alınması gereken çok önemli kararlar var. Bu yükün altından kalkabilecek güç, dirayet ve kararlılıkla bir hükümet kurulması arzusundayım. Azınlık hükümetinin böyle bir imkana sahip olamayacağına inanıyorum. Aynı şekilde gündemimizdeki kritik meselelerde asgari bir anlayış birliği sağlayamamış partilerin kuracağı hükümetin de ihtiyacımız olan çözümleri üretemeyeceği kanaatindeyim. Hükümetin kurulamaması halinde Yapılacak işlemlerde yine anayasamızda belirtildiği şekilde tarafımdan adım adım hayata geçirilecektir. Dünyada ve bölgemizde gerçekten hayati gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin hükümet meselesiyle uğraşmak zorunda kalmasını asla arzu etmezdim. Ama şartlar ülkemizi bu noktaya getirdi. İnşallah bu dönemi de en kısa sürede ve en hayırlı şekilde geride bırakacağız. Milletimiz 7 Haziran'da takdirini ortaya koydu. Bu tablodan bir hükümet çıkmazsa çözüm merci yine milletimizin ta kendisidir. Eğer parlamento çözemiyorsa çözecek olan milletimizin ta kendisidir. Yani kimse bu noktada milletimize gitmekten bir defa çekinmesin. Kaçmasın. Biz uzun zamandır mevcut sistemimizdeki bu mahsurlara dikkat çekerek alternatif tekliflerimizi dile getiriyoruz. Yaşanan her gelişme bizim tespitlerimizi ve bu tespitlerin doğruluğunu bir kez daha teyit ediyor. İnşallah önümüzdeki dönem bu sorunların çözümüyle ilgili tekliflerimiz sağduyulu bir şekilde tartışılır, değerlendirilir. Bu düşüncelerle Yeşil Ay'ımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şunu çok açık net söylemek zorundayım. Özellikle son başbakanı olduğu hükümet döneminde gerek Kızılay'ımıza gerek Yeşilayımıza uluslararası camiada çok daha güçlü olabilmesi için birçok imkanlar sağlandı. İnşallah bu imkanlar ışığında bu süreç çok daha hızlı bir şekilde devam edecektir. Ve ben bu güzel iftar sofrasında bizleri bir araya getirdiği için Yeşilay'ın sayın başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Sizlere Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ve bir diğer taraftan da ellerimi açıyorum. Ya Rab, bizleri Ramazana kavuşturduğun gibi Ramazan Bayramına da kavuştur diye niyaz ediyorum. Bir diğer taraftan Mısır'da tabii ki evlerinde 13 tane Müslüman kardeşler mensubu insanın başlarına kurşun sıkmak suretiyle onları şehit edenleri de huzurunuzda lanetliyorum. Zaman zaman Mısır'ın şu anda başındaki işgalci zatla ilgili bu şekilde konuşmamı eleştirenler çıkıyor. Eğer ben demokrasiye inanmışsam, eğer halkın iradesine İnanmışsam halkın iradesini yok sayanlara karşı mücadelem devam edecektir. Bunu çok açık net söylemek zorundayım. Zira benim nezdimde yine söylüyorum. Mısır'ın Cumhurbaşkanı Mürsi'dir. Halkın oylarıyla o oy gelmiştir. Yanında savunma bakanlığı yapan general maalesef onu darbeyle indirmiştir neyin ne olduğunu çok iyi görmemiz lazım ama ne yazık ki dünya iki yüzlü samimi değil ve bu samimiyetsizlikler sebebiyle işte şu anda komşumuzda meydana gelenler de ortada daha farklı yerlerde meydana gelenler ortada eğer ilkeli samimi duruşların hakim olduğu bir dünya olmuş olsa bu insanlık bu sıkıntıları yaşamayacaktır. Ben buna inanıyorum. Ben bu vesileyle tekrar Ramazanınızı bir kez daha kutluyor. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz ve zatı devletlerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar, Yeşilay'ın 5. kez geleneksel olarak düzenlediği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasında dereceye giren Sayın Gamze Bozdemir'in dereceye giren karikatür tablosu günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edilecektir.